kızım, ben bugün seçim biraz olsa ben 7,5 milyar para alıyorum. Bir çöpçü 21 bin lira para alıyor. Ben oyumu vermezdim. Vermem yani. Adım Salih Yıldırım. Sayın hükümet başkanları da duysunlar. Ben oy vermem. Ben 7,5 milyon lira evim kira. Kira değil ama kira olduğunu kabul et kızım. Ben ne yapacağım 7,5 milyon lira? Öyle değil mi? Ben 55-56 sene devlete... Ben 50-55 sene ben devlete vergi verdim. Benim meslem kamyonculuk. Biz yani 76 yaşıma girdim. Bu yaşta artık çile çekmemiz bile gerekir. Tam geçecek zaman iş bitti. Vermem yani. Ben vermem. Başkası vermem. Ben vermiyorum. Darman. Niye? Neden? Güzel kızımla biz böyle röportaj yaptık ya. Farkında mı? Sakin mi? Çalışan memur alarsaydı, verdi ya. Onun dördünü emekliye, dördünü ona verseydi olmaz mıydı? Bizi saf dışı bıraktılar. Ha? Emekli aç. 8-9 milyar parayla geçinebiliyor musun? Bir kilo peynir 160 lira, 180 lira. Bir kilo sucuk 250 lira, 300 lira. Bir ekmek 7,5 lira. Ben bir ekmeği yiyorum bir oturuşta. Yani bugün seçim olsa oyunu vermezdi. Vermem. Neden alımı? Çünkü Türkiye ayağımızın altından böyle kaydı gidiyor. Onun için. Yani görüşü bu. Alım kesinlikle vermeyeceğim. Neden? İşte İsmaililer meselesine bakıyoruz. Göndereceğiz diye bizi kandırdı. Şimdi diyor ki onlar bizim misafirimiz. Benim insanım baş sokakta geziyor. Suriyeliler kanunu koyuyor. Onun için çok pişman oldum. Bizi de asla vermiyor. Niye verdim? Niye verdim biliyor musun? Hep vatan aynı vatan. Kimin abiler? Teröristler bağırıyorlar. Çıkar birisi, birisi çıkar, asker başlıyor. Bir Amerika'ya gel, Gandhi Kemal, Fırat'ı, Süreyli, Kibisler kullandı. Bunlara oy verilir mi Müslüman? Soruyorum sana, buna vatan aynı. Daha özet değil mi? Başka değil. Niye öyle diyorsun? İspat edeceğim ama. Adam köprü yapıyor, ne yaptı mahkemeye? Adam metrolu yapıyor, niye verdi mahkemeye? Şöyle bir yerine. Mesela Haliç metrosu, bir sene geri kaldı. Taksim şeyse, yapılması, temizlemesi, bir sene geriye kaldı. Mahkemede, Aslan Mahkemesi, Gandhi Kamalı'da. Kanal Boğaz Yarısı, İstanbul'da, yaptırmam, para vermem dedi. Demedi değil mi? Siz söyler misin, bunu hayır da yenerim. Söyleyin. Şimdi yapılan bir şey, bu yapılıyor. Bunlar da mezarı mı götürecek? Bunlar, bak silah aldık, Rusya'dan niye aldık diyor. Bize kim vuracak? Şey, Gandhi, ismi nasıl? Gandhi Kemal, yalancı. Bize dünya vuruyor diyor, dünya. Bize NATO vuruyor. Dünya hocam, hala gerek diyor ki, silah diyor. Orada ama. Bırak daha iyi. Bunlar bu. Onun için biz Müslüman değilim. Kılınması bir nasıl bin lira verebilirim. Hem dinime yakın, hem vatanına sevgisi var. O kadar. Sevgisi o var. Şeydi, bittiydi, şunu söyleyeyim. Bir zaman, şimdi seni unuttum. Bir kimse yakaladılar. Zaman cevapları yakaladılar. Genç. Dedim ki zaman izin verin, uçak yapayım dedi. Kaybettim. Bu cin, bunlar bir cin. Bizim üstüne. Söyle kızım, nasıl oy vereceğim? Başında ki yazıyor Eruz Adana. Ya yağmiler kaldıran, dinli kaldıran sen insanlarla, bunlarla şey yapmaya gerek yok. Bak olur mu? Camileri kapatacağız. Bizim başımız vatanımız yok. Daha bu nefesi var. Seni geç geldi fazla. Hani 15 Türkçü var ya. O çocuklarımız Çanakkale'de sana verdi. Vatanımız. Ne diyor? Kavalı çıkarım, oy verin. Ne? Çakatını çıkarım, ona oy verin. Ne? 30 bin kişinin katil olarak katil eder. Afı çıkaracak. Sen biliyor musun? Hayır, o zaman söyle. Teşekkür ederiz abi. Bu kadar. Daha bu ne teşekkür. Ya dinini kabul etmeyin, dinini kaldırmaya uğraşan insanla ne işimiz var bizim ya? Evet. PKK ile beraber bu insanlar yapmayın ya. Bunu hiç konuşmama gerek yok. Çok üzüldünüz daha diye söyler. Boş. Devam bu kadar söylüyorum, daha bu netesi yok. Evet.
Hepsi aynısı. Hepsi aynı. Din okullarını kaldırmak isteyen, Kur'an'ı kaldırmak isteyen daha buna ne yapabilir? 34 tabi haneye su yazılır mı hiç? 34 belediye başkanı bozdular. Veririm yine anılsa yine Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden? Bu hakla batılı savaşıydı. Hak kazandı. Çok şükür. Böyle devam. Eklemek istediğiniz başka bir şey mi? Yani biz Recep Tayyip Erdoğan'cıyız. Her zaman da savunuyoruz. Her zaman da arkasındayız. Ha, tabii illaki sıkıntılar olabilir ama bunlar geçici şeyler. Aldanmamak lazım. Peki neden? Tayyip yapıyor. Kanı yapıyor. Seviyor. Kemal Topal'da olduğu için seviyor. Hayır. Yine seçim olsa aynı oyu verir misiniz? Evet. Peki sebebi var mı? Yani... Seviyorum. Tayyip babayı seviyorum. Her seçimlerde verdiğiniz oydan pişman mısınız? Değilim. Yine seçim olsa aynı oyu verir misiniz? Sonuna kadar Erdoğan. Vatan mı Erdoğan mı? Hangisi? FETÖ'cülere mi teslim edecektik? Amerika'nın bayrağını mı dikecektik buraya? Öyle iyi mi olacak? Sonuna kadar Erdoğan. Tamam mı? Siz de aynen öyle olun. Suriyelilere çok önem veriyor. İstanbul'a gittim. İstanbul'a. Sultanahmet'te tramvay bekliyorum. Hangi şeye bindiysem otobüs, tramvay hep Suriyeli. Hep Suriyeli. Kendi kendime deli gibi konuşmaya başladım. Arkamda da birisi duymuş. Hayırdır hemşerim dedi. Hele şükür dedim. Bir Türkçe'ye rastladım ya dedim. Nerelisin dedi. Dütçeliyim dedim. Ben de Akçakocalıyım dedi. Şimdi buraya birisi geldi böyle karı koca mı da bilmiyorum. Anladın mı? Orada bıktım böyle sanki kendim yabancı memleketteyim. Anladın mı? Geldim burada hani derler ya eşeğin sevmedi ot burun dibinde bitermiş. İstanbul'da bıktım böyle bir tane Türkçe'ye rastlayamadım. Burada da şimdi gel burumun dibinde ba 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 konuşuyor. Sıkıldım yani. En sonunda çıkıp gittiler. Suriyelilere bu kadar önem verilmemesi lazım. Anladın mı? Eskiden Suriye meselesi çıkmadan evvel vurgaç yapıyorlardı hep askeri. Nereye kaçıyordu? Ya Suriye'ye kaçıyor ya Irak'a kaçıyor. Sıkıştıkları zaman da Türkiye!